Merhabalar, ee, geçen haftaki ilk programımızla ilgili olarak genellikle geri dönüşler memnuniyet verici ve olumlu oldu. Teknik olarak bir soruna işaret edildi. O da, hocam niçin kameraya bakmadan konuşuyorsunuz, <laughs> onu anlatayım. Şimdi bu kameranın hemen arkasında e, bir elektronik saat duruyor. Programın mesafesini zamanlamasını da oraya bakarak ayarlayalım dendi. Fakat çapraza bakıyorsunuz. Bu sefer göz bir yere doğru kayıyor gibi oluyor. Onun için o takıntıyı aşmak için ilk programda biraz biraz garip oldu ama önüme bakarak konuşmuşum. Şimdi o sorunu telafi ettik. Şimdi ilk programımızda biz din siyaset ilişkisi üzerinden konuşmuştuk. Bu programda da istiyoruz ki din özgürlük ilişkisi hakkında biraz konuşalım. E, din özgürlük ilişkisi derken neyi kastediyorum ona da kısaca bir açıklık getireyim isterseniz. Hattı zatında şöyle bir provokatif cümle de kurulabilir. Dinden özgürlük çıkar mı? Yani dinin üzerine felsefe yapılabilir mi? Bu arada yeri gelmişken belki en son söylenecek bir sözü en başta söyleyeyim. Bizim geleneğimizde İslam kültür geleneği içerisinde İslam felsefesi diye bir tabir ve tanımlama vardır. Ama ben İslam varsa felsefenin olmayacağına, felsefe varsa İslam'ın olmayacağına inananlardanım. Dolayısıyla İslam felsefesi diye tanımlanan şeyin gerçekte, varlığının olduğuna inananlardan biri değilim. İlginçtir zaten. İslam felsefesiyle akademik düzeyde meşgul olanların da çoğunluğuna bakarsanız dini inançlarını olabildiğine e, tutucu skolastik hani tırnak içinde koca karı imanı formatında yaşamayı ciddiyetle sahiplenir. Felsefeyi de tamamen dinin dışında bir akademik entelektüel ilgi alanı olarak değerlendirir. Bunun sebebi felsefenin sorgulayıcı teşrih masasına yatırıp e, tamamen her şeyi ortaya serip ama toparlamadan hmm, tartışmayı sürdürmesi neticesinde orta ortada o dinin bağlayıcı, işte sorgulanamaz olucu, kendisini sorgulatmayıcı e, mekanizması çökecektir. Dolayısıyla felsefe bütün özelliğiyle dinin içine girdiğinde din din olmaktan çıkacaktır. Onun için ben İslam felsefesi denen müktesebatın büyük ölçüde Aristo metinlerine şerhten oluştuğunu klasik anlamda öyle söylüyorum. Bunların içerisinde bizim meşhur filozoflarımızdan belki filozof kıvamındaki tek filozof Farabi'dir. Onunla da dinle bağ öyle çok sıkı bir bağ değildir. i̇bn Sina dine ne kadar yaklaşırsa böyle işrakiliğe, daha mistik bir havaya bürünmüş felsefeden o kadar uzaklaşmıştır. i̇bn Rüşd ise şöyle bir çözüm yolu geliştirmiştir. Din bir takım soyutlama gerektiren, derin tefekkür gerektiren bir takım hakikatleri halkın idrak düzeyine indirmek için somut tasvirler üzerinden anlatmıştır. İşte ahiret tasvirlerinde olduğu gibi. Bunlar halkın, avamın Anlayabileceği dil budur. Fakat bir filozof bu dilin sınırları içinde kalmak mecburiyetinde değildir. Yani biz avam böyle anlasın ama biz başka mecra'dan yolumuza devam edelim demiştir. Bu arada kelamcılara da şöyle bir hata yaptınız demi. Ya avamın dilini havasın diline tercüme edelim derken her şeyi berbat etmişsiniz diye e, kelamcılara da iyi bir yüklenir. Şimdi bu faslı geçiyorum. Din e, özgürlük vaat eder mi? Şöyle bir e, romantik retorik vardır dindarlar arasında. İnsan Allah'a inandığında asıl özgürlüğüne kavuşur. Böyle bir şey yok. Ancak şu olabilir. İnsan Allah'a inandığında, bağlandığında bir huzur hissedebilir, kendini güvende hissedebilir mutlu hissedebilir. Hayatın gailelerinden, dertlerinden kendini biraz daha arınmış hissedebilir. Kendini hafif güvencede hissedebilir. Amenna. Çünkü iman Allah'a bağlanmanın kavramsal karşılığı olan iman zaten güvenme, itimat etme demektir. Bu güvenme fiilinin yani iman kelimesinin türediği emine fiilinin kökeninde bir episteme yani bir bilme, bir kanıtlama, bir ispatlama yoktur. Bu, bu şu demek de değil elbette ki Hristiyan gelenekteki bu aşırı fideistlerin ya hiçbir şekilde kavrayamadığım, hiçbir şekilde anlayamadığım, hiçbir şekilde anlamlandıramadığım için işte Hatta hatta belki de saçma olduğu için inanıyorum şeklindeki bir yaklaşımı onaylıyor değilim bunu söylerken şunu söylüyorum iman dediğimiz şey Rasyonel gerekçelerle sağlam bir temine önce oturtulan bütün gerekçelendirmeleri mantıksal olarak yapılan adım adım evre evre son noktasına ulaşılan bir zihinsel akt değildir. Dolayısıyla bilmenin, ispatlamanın, kanıtlamanın kendisi değil, daha çok deruni bir keşif, bir manevi tecrübe, bir içsel hal olarak yaşanan bir şeydir ve her zaman biriciktir. Kişiye özeldir. Onun için dikkat ederseniz ehli sünnet, Mutezile, Şii imanı denmez. Ehli sünnet itikadı denir. Ehli sünnet Mutezile itikadı akaidi denir ama imanı denmez. Çünkü iman bireyseldir, dinamiktir, kişiye özeldir, gerçek hayat tecrübesi içerisinde yaşanır, idrak edilir. İtikad ise zihinseldir, kurumsaldır, resmidir, doktrineldir. Aynı zamanda imanın aksına sıcak değil, soğuktur. Dolayısıyla artması ve eksilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. Bizim bugün iman zannettiğimiz şey aslında çoğu zaman zihnimizde hani andımızcı okur gibi Türk'üm doğruyum çalışkanım der gibi amentü billahi ve melaiketi ve kütübü dediğimiz şey iman değil. Bu akaittir ve bu dogmadır. Şimdi gelelim asıl meseleye. Dinden özgürlük çıkar mı? Din kendisinin sorgulanmasını istemez. Din tam tersine mutlak bağlanmayı ve teslimiyeti ister. Zaten İslam kelimesinin kökeni de her ne kadar silm, barış diye ifade edilse de belki bu yan anlam olabilir ama asıl anlam teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de kullarla, insanlarla, dikkat edin kullar dedim, insanlarla kendi arasındaki e, bağlılık ilişkisini Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemin Mekke-Medine toplumunda kurumsal olarak mevcut olan kölelik kurumundaki iki kavramla tanımlar. Kölelik kurumunda bir efendi vardır, bir de onun mütekavvi malı hükmündeki kölesi vardır. Efendinin adı rabdır kölenin adı aptır. Bize göre de işte biz de Allah Rabbimizdir, Efendimizdir, Malikimizdir, Seyyidimizdir. Çünkü Rab kelimesinin kökü Maliktir, Seyyiddir, Efendidir. Ab da kuldur, köledir. İlişki böyle kurulmuştur. Dolayısıyla Allah'a karşı koşulsuz bir teslimiyet söz konusu olduğunda Allah'a bağlılıkta müstakil bir özgürlük alanı çıkmaz. Peki dinin olmazsa olmazları arasında ne vardır? Değiştirilmesi hiçbir şekilde teklif edilemeyen hükümleri vardır. Tevhid buna dokunamazsınız. Ahiret asla dokunamazsınız. Mahiyete hakkında bir takım kurgular, yorumlar üretebilirsiniz. Ama yoktur vardır diye bir tartışma başlatamazsınız. Burada da özgür değilsiniz. Dinin şeriat alanı, toplumsal düzen alanına gelince burada hani toplumun gündelik hayatında o dinamik akışkan hayat içerisindeki hükümleri mesela evlilik, boşanma, miras, şu bu bu hükümler hani güncellenebilir, yeni yorumlara konu olabilir, yumuşatılabilir, esnetilebilir, yani yapılır yapılmaz ama bu, bu mecrada, geleneğimizde de birçok bunun etrafında hükümler döndürülmüş, iştihatlar çalıştırılmıştır. Ama taabbudi diye kategorize edilen yani kulluk alanına giren ibadeti sorgulayamazsınız. Yani ibadetsiz olarak ben bu dinin namazını, zekatını bertaraf ediyorum, dini böyle kabulleniyorum diyemezsiniz. Burada namaz ibadetinden feragat etmek yani inkar etmemek ama eda edememek, orucun varlığını inkar edemem etmemekle birlikte tutamamak başka bir kategoridir. Bu bizim ehli sünnet mürci temelli ehli sünnet inancına göre tamam olabilir. Mümindir bu insanımız bu kardeşimiz ama ya amelde kusurları vardır. O da cenab Allah'la arasındaki hukukta sonuca bağlanır. Oraya girilmez. Benim burada kastettiğim hani din alanında ibadetleri tasbih ederek sadece manevi deruni bir zihinsel tecrübeye gönül tecrübesine dönüştürsek dini böyle sürdürsek olabilir. Böyle bir izin, böyle bir ruhsat yok. Asla. Bunu din tartıştırmaz. Keza her ne kadar bir takım gerekçelendirmeler söz konusu olsa da domuz eti niye yenmez? E tamam bunun arkasında Yahudilikten bize intikal eden bir hikaye var. Yahudiliğin de işgale uğradıkları zamanlarda düşmanları tarafından domuz başlarının katledilen krallarının tahtına konup aşağılanması gibi dramatik travmatik hikayeler var. Tamam böyle bir antropolojik okumayla birçok gerekçe üretebilirim ben size. Domuzun arka plan hikayesi. Ama Kur'an böyle bir gerekçeye mahal vermeden yemeyeceksin diyor. Yani hurrimet aleykümül meyte ve ve lahmül hinzir. Yani leş. Hayvan kesildiği veya öldüğü zaman içerisinde damarlarında birikmiş kan ve aynı zamanda domuzun eti haramdır. Bu nedir? Dogmadır. Dogma ne demek? sorgulanamaz tartışılamaz böyle olduğuna inanılası ve uygulanası hüküm demektir. Şimdi bütün bunları niye anlattım? Ha, i̇badetler meselesinde şekil, formel yapı üzerinde güncellemeler, tadilatlar yapabilirsiniz zaten mezheplerde yapmış ama özüne, varlığına dokunamazsınız. Bir sonuç, bütün bu dediklerimizden şu çıkıyor: din, müntesibi olana, yani ben bu dine girdim diyene ee, özgürlük alanı fazlaca tanımaz. Kaldı ki bir de e, ontolojik düzlemde yani insanın varlığı ve Allah'la ilişkisinde kurgulanan bizim kelam ilmi disiplinindeki ehli sünnetin özellikle eşari kalıbı zaten Cenab-ı Allah'ın varlığını ve otoritesini ve uluhiyetini, büyüklüğünü, yüceliğini, o ne kadar kudretli, ne kadar ulvi ne kadar büyük olursa Allahlığına da o kadar yaraşır diyerek bütün var Allah kul ilişkisini, insan ilişkini Allah üzerinden tanımlamıştır. Dolayısıyla eşari kelam sisteminde insan diye bir varlık neredeyse yok, tuz buz olmuştur. Yani Allah insana azıcık bir gıdım bir özgürlük vermiş onu da gene Allah vermiş yani bir gıdım yani büyük mutlak Allah'ın iradesi karşısında adeta toz haline gelen bir varlıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu varlığın gerçekten bir duruş sahibi olması, ibadetini bile kişilikli, karakterli, özgüvenli bir şekilde otonom bir benlikle yapabilme imkan ve ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Yani insan eş'ari kelamı ki bu kelam sistemi bizim bugün Maturidi olduğunu düşünen insanların zihnine de perçinlenmiş bir düşüncedir. Yani insan tuzbuz edilmiştir. Dolayısıyla böyle ürkek, silik bir insanın özgürlükçü olma imkan ve ihtimali yoktur. Hal böyle olunca hep sürekli bir koruma, sürekli bir kollama, sürekli bir muhafaza etme refleksiyle sahiplenilen din ve dini düşüncede yeni olandan belki özü itibariyle çekinilmez ama o yeni olanın getireceklerinden e, kaygı duyulur çünkü ona karşı donams, donanımsızızdır. Niye inandığımızın hesabı yapılmamıştır, sorgulaması yapılmamıştır. Dolayısıyla bir inanca yönelik yeni bir şey söz konusu olduğunda onunla hesaplaşacak bir altyapı olmadığından bir ürkek muhafazakarlık da vardır bizim inanç sistemimizde. Yani koruyucu kollayıcı ama bu özgüvenli değil ürkek biraz ödlek bir muhafazakar tavırdır. Çünkü Peki bu bu çünkü dediğim ve bu noktada kaldığım yani insanın dini düşünce yani kurumsal dini düşünce içerisinde özgürlük alanının fazlaca olmaması acaba aşılabilir üstesinden gelinebilir bir sorun mudur? Şimdi bakın bugünkü dünyada 57 İslam ülkesinde bana demokrasi, insan hakları Hak, hukuk, adalet ve genel yaşam seviyesindeki e, mutluluk, memnuniyet, hayat memnuniyeti veya sosyal uyum açısından bakın dünyada ben şu İslam ülkesinde yaşamaktan gerçekten çok arzu ederdim ve gıpta ediyorum oranın insanlarına diyebileceğiniz bir tek ülke var mı? Bu 57 İslam ülkesindeki bu yani özlenesi, arzu edilesi hiçbir yaşam, kültür formu olmamasının nedeni bu ülkelerin etnik, kültürel kökenleri midir? Yoksa temsil ettikleri inanç, inancın, anlayışın sosyal hayata tezahürüyle mi böyle bir tablo ortaya çıkmaktadır. Benim kanaatim odur ki İslam'ın kurumsal algısı, İslam'ın tarihsel mirasından bugüne intikal eden geleneksel anlayışı demokrasi, insan hakkı hukuk, özgürlükler, liberal ortam gibi bu değerlerin hiçbirine toleranslı bir yaşam alanı sunmuyor, sunmamıştır ve böyle olduğu sürece de sunmayacaktır. Peki ne yapılabilir burada? Ben şöyle bir şey öneriyorum. Dini sivil bir tecrübeye çekmek. Bunu bir kişisel planda özsel olarak yaşamak buyurgan sürekli bir ötekine e, talimat veren sürekli ötekini dizayn etmeye kendi mantığına kendi anlayışına göre hizaya getirmeye çalışan nizamat vermeye çalışan bir üsluptan vazgeçerek kendi halinde kendi mecrasında kendi mahrem dünyasında kendi küçük dağarcığında bir bireysel, manevi, deruni, ahlaki bir tecrübe olarak yaşandığında Allah'la olan bağınızdaki o itaat ve Allah'a karşı biat bile size huzur verebilir ama sizi böyle bir esir mantığı altında da hissettirmez. Yani dinin bu kurumlara yansıtılan, iktidarlara yansıtılan, bazen e, siyasi iktidara transfer edilen nüfuz ve etki gücünü kırıp özgürlük alanı oluşturmak istiyorsanız resmi doktrinal din alanı üzerinden bunu yapma imkanınız ve ihtimaliniz olmayacaktır ve hiçbir zamanda kurumsal din insan olarak pek nefes aldırmamıştır çünkü o mutlak itaat ister o Tanrı'nın istediği itaati bazen dini söylemlerin marifetiyle tarikatlere, mürşitlere, şeyhlere, bazen batıda olduğu gibi kilise gibi otoritelere, ruhbanlara, din adamı sınıflarına, bazen Yahudilikte olduğu gibi böyle şebeke, haydut şebekesi gibi oluşmuş ferisi gibi bir takım ulema, fukaha gruplarına transfer edildiğinde bunlar Allah'tan fazla Allahçı bir tavırla insanın anasından emdiği sütü din adına burnundan getirirler ve getirmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında dini bir huzur verici iklim, bir insanın manevi, deruni, duygu, inanma ihtiyacını karşılayacak ve onu hayatın yıkıcı, yıpratıcı, örseleyici, e, saldırılarına karşı az çok sağaltacak, onu sakinleştirecek, mutlu edecek. Varoluşunu da bir aşkın varlığa bağlayarak az çok anlamlı kılacak bir tecrübe olsun. Ve aynı zamanda e, bu tecrübe benim özgürlük duygumu zerre kadar halel getirmesin. Ve öyle bir bakış açısı olsun ki benim inandığım inanç aynı zamanda 72 buçuk millete aynı gözle bakmayı mümkün kılsın. Bu inancın Anadolu topraklarında tarihte karşılığı var. İşte geçen hafta Karar Gazetesi'nde yazdığım bizim Yunus vesilesiyle Yunus aslında bu inancın anonimleşmiş, sembolleşmiş ismidir. Dolayısıyla böyle bir imkan var. Bu imkanı denemekte, zorlamakta fayda var. Aksi takdirde din, faşizan baskı üretmeye, insanlara nefes aldırmamaya, neredeyse özgürlük alanlarının her bir birimini tıkamaya namzettir. Zaten de büyük ölçüde öteden beri bu işlevi görmektedir. Ee, Hoşçakalın inşallah yeni bir programda, yeni bir konuyla yeniden karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.